Basketbol tarihimizin unutulmaz isimlerinden Necati Güler'in oğlu olan Muratcan Güler, Ülker Spor formasıyla babasının yolundan hızla ilerliyor. 21 yaşındaki Muratcan'la geleceğe yönelik hedeflerini ve genç yaşta Ülker Spor gibi zirve oynayan bir ekipte yer almanın getirdiklerini konuştuk. Türk basketbolunun gelecek vaat eden yıldızlarının başında kuşkusuz Muratcan Güler geliyor. Yo, yo. 21 yaşında 2 yıl formasını giydiği Beşiktaş'tan, üstelik kulübüne büyük paralar kazandırarak Ülker Spor'a transfer olan genç yıldız, 3 yıl içinde jet hızıyla değişen hayatını şöyle özetliyor. Beşiktaş'tan transfer teklifi geldi. Herkes bana şey diyordu, Beşiktaş'a gideceksin, sen Beşiktaş'ta oynayamazsın diyorlardı. Ama sonuçta orada Ahmet abiyle beraber ben 3 sene lise takımında oynadım ve ona çok teşekkür borçluyum. Çünkü o sonuçta beni teknik üniversiteden alıp Beşiktaş gibi bir kulübe getirdi. Ve Beşiktaş'ta biraz da şans ortamı oldu. İlk sezon özellikle bizim çok iyi bir takım kimyamız vardı. Ve takım, tam bir takım olmuştuk yani. Zaten o sene ligde playoff'ta yarı final oynadık ve az kalsın Efes Pilsen gibi bir takımı eliyorduk. Türkiye Kupası'nda da gene ilk dörde kaldık. Bunlar ilk başta, ben de yani sonuçta insan hayal kuruyor, kendine de güveniyor. Ama sonuçta siz bunları karşınızdaki insana söyleyince insanlar size gülüyor yani. Muratcan Güler'in basketbol hayatı Ülker Spor'a transferiyle oldukça değişti. Genç yaşı ve önündeki tecrübeli isimler nedeniyle fazla oynama şansı bulamayan Muratcan, sabretmenin kendisi için en iyi yol olduğunu belirtiyor. Herkes kendisine güvenir, oynamak için gelir. Ama burada benim önümde, benim örnek aldığım bir abim var. Sonuçta Harun abim var yani. O benim için çok önemli bir faktör. Sonuçta benim yerimde de, benim pozisyonumda da o oynuyor. Ona belli bir şey yapamam zaten. Ben idmanlarda onunla mücadele ediyorum, ona müdafaa yapmaya çalışıyorum ama sonuçta o Harun Erdoğan, onu da bir yere kadar kesebilirim. Şu anda ben bu duruma alıştığıma inanıyorum ve bana görev ne zaman geleceği, görevin geleceği zamanda kendimi iyi değerlendirmeye çalışıyorum. O yüzden bekliyorum yani. Sonuçta sıramı bekliyorum gibi bir durum. Genç yaşında hem bir gençlik kulübünde hem de hedefleri büyük bir müessese takımının formasını giyen Muratcan, bakın iki kulüp arasındaki farkı nasıl açıklıyor. Müessese kulübünün farkı, sonuçta odaklanan nokta sadece basketbol. Yatıp kalkıp sadece basketbol düşünülüyor. Bütün menajerinizden tutun, antrenörünüz, idareciniz, herkes sonuçta sizin yapmanız gerekeni söylüyor ve basketbolla ilgili konuşuluyor. Ama kulüp takımının da avantajı var. Sonuçta ben Beşiktaş'ta oynadım ve inanılmaz bir taraftar vardı gerçekten. Benim oynadığım 2 senede taraftar desteği açısından çok güzel bir sezon, 2 sezon geçirdim ve sezonlar da iyi geçti. Ama müessese takımında oynamak, basketbolcu olarak daha, yani sonuçta basketbolcu olduğunuzu hissediyorsunuz. Daha profesyonel olarak bakıyorsunuz olaya. 3 yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi'nin fazla tanınmayan bir oyuncusuyken, şimdi Avrupa Ligi'nde forma şansı bulan Muratcan'ın bu başarısı, en çok Türk basketbolunun unutulmaz ismi, genç yıldızın babası Necati Güler'i mutlu etmiş. Muratcan'ın basketbol kariyeri olarak, insanlığı olarak, sporculuğu olarak her zaman için biz hem arkasındayız hem de vardığı noktadan ve hedeflediği noktalardan gurur duyuyoruz. İnşallah onları başaracağına da çok gönülden ve emin olarak inanıyoruz. Peki bu kadar çabuk olmasını bekliyor muydun? Bu kadar hızlı olmasını bekliyor muydunuz? Bekliyordum. Yani beklemiyordum dersem yalan olur. Çünkü Muratcan'ın basketbola yaptığı yatırımı artı hem kafa olarak hem fizik olarak hem anlayış olarak yaptığı yatırımı hem de çalışmasını gözlemlemekteydim o dönemde. O dönemde benim oyuncumdu da aynı zamanda. Son 2 senesine bakarsan yaptıkları zaten ortada veya oynadığı basketbol ortada. Bu sene o seviyede bir basketbolu bugüne kadar oynayamadığı ortada. O da ortada yani. Ama bunu ben kendinin de halledeceğine, ona da inanıyorum. Muratcan da Necati Güler gibi yaptığı işte kendisini çok iyi anlayan ve ona destek olan bir babaya sahip olmaktan gurur duyuyor. Necati Güler'in oğlu olmaktan gurur duyuyorum açıkçası. Çünkü basketbol, ben 2 aylıkken ilk basketbol maçıma gittim. Sonuçta bazı arkadaşlarım, benim takım arkadaşlarım bu olayları yaşayamadı. Ben her zaman için basketbol camiasının içindeydim. Bir çocuk gibiydim yani. Sonuçta herkesin
Ben herkese abi amca seviyesindeyim. Herkesle o ilişkiye sahip durumdayım. Bunların artısı çok büyük. Öbür benim oyunculuğum açısından benim şu anda sayabileceğim 3 kişi vardır bana çok büyük emeği geçmiş olan. Öncelikle babam gelir basketbol açısından. Çünkü bütün her şeyimi çocukluğumdan beri kimi örnek alabileceğimi, kimlerden doğruyu görebileceğimi, nasıl yapacağımı, ne edeceğimi basketbol açısından bana o öğretti. Bu yüzden çok büyük artılar var. Dezavantajları da oluyor ama onlar artık çok geride kaldı yani.